Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet, bu V Rising serimiz kanalda çok fazla bekleniyordu. Artık yavaştan bir rehber serisine başlayabiliriz. Oyun hala erken erişimde fakat bu haliyle bile uzun süre sizi oyalayabilecek bir oyun. Gerçekten çok uzun süreli bir oyun. 50 saat oynamama rağmen oyunun da anca yarısını tamamen geçtim diyebilirim. Yani daha çok oynama süresi olacak gibi duruyor. Yakın zamanda da oyun çıkacak diyorlar. Bakalım tam sürümü çıkacağı söyleniyor. Şimdi V Rising bir hayatta kalma oyunu. Biz burada vampiriz. Zaten V Rising şekil şemalinden de belli olduğu gibi tahta böyle bir yarasa işareti var. Görüyorsunuz. Oyun içinde ben size nelerin ne olduğunu göstermek istiyorum. Hem hikayesine de orada değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi özel oyun diyerek çevrimiçi oyundan da ayrıyetten başkaları ile de oynayabiliyorsunuz. Online da girebiliyorsunuz. Multiplayer de girme şansınız var. 3 seçenek bulunuyor oyunda. İşte kendi aranızda online veyahut da kendi içinizde tek başınıza da oynayabilirsiniz. Şimdi özel oyun diyerek PvE veya PvP seçme şansım var. Tek oynayacağım için burada bir seçenekleri karıştırmak istemiyorum. Oyunun zorluğunu kolaylığını ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Ama ben standart bir oyun istiyorum. O yüzden hiçbir ayarımı değiştirmeyerek yeni oyun başlat diyorum dostlarım. Hiçbir şey değiştirmiyoruz. Direkt oyuna başlıyoruz. Oyuna başladığımızda biraz bekleyeceğiz. Şu an harita yükleniyor falan işte onlar ayarlanıyor. Evet, öncelikle karakterimizi ayarlayacağız burada. İşte erkek veya kadın olarak vampirimizi ayarlamamız gerekiyor. Ben biraz vampir böyle farklı yapıyorum. Yırtıcı yapıyorum. Şöyle gözleri falan, dişleri, mişleri böyle çıkacak şekilde. Daha önce bunu kullanmıştık herhalde ama bu sefer de şöyle bir şey kullanmayı düşünüyorum. Tam böyle vampir olsun. Saç da çok güzel yalnız. Bu saç iyi gider. Evet, bu fena yalnız. Bak güzel durdu. Saç rengini şöyle siyah yaparsak deri rengini de siyaha uydurmak istiyorum. Daha böyle koyu renkler düşünüyorum arkadaşlar. Ama tam da koyu olmayacak. Beyaz nasıl olur acaba? Bak beyaz renk de güzel yakışıyor. Saç o zaman şöyle kızıl bir renkte ama koyu bir kızıl yapalım. Veya böyle bir şey olabilir. Yani çok da oyalanmak da istemiyorum. Yani şu şekilde güzel duruyor. Sadece göz rengini değiştireceğim. Mavi renk yalnız bayağı güzel duruyor. Şunlar güzel. Tamam, vampirimiz böyle olacak. Şimdi sakal tabii düşünmüyorum ama dişleri aslında değiştirebilme şansı var mıdır? Yok, kulakları değiştirelim. Gözlük takabiliriz. Bak bu da güzel. Bu da gözleri görünsün bence. Şu kulakları şey yapalım. Aynen bu şekilde. Saçı direkt değiştireceğim bu arada. Saç daha farklı olabilir diye düşündüm. Mükemmel bir seçenek. Abi bu ne? Bunu yapan acaba ne düşündü bunu yaparken? Merak ediyorum. Bu saç şekli nasıl sen düşünebildin ya bu oyunda? Sen vampirsin oğlum. Nasıl bir şey düşünebiliyorsun ya? Bak bu da tam böyle yırtıcı bir vampir oldu. Evet. Bayağı saç şekilleri var istersek ama ben şu ilk başlarda bir saç bulduğunu yapmayı düşünüyorum. Bu güzel aslında. Bu olabilir. Da çok da beğenmedim. Evet, bu şimdilik güzel arkadaşlar. Böyle bir şey olsun. Peggy. Peggy ismi nasıl bir isim ya? Vampirella diyelim. Vampirella. Şimdi Vampirella'mız. Bu biraz bayan ismi gibi oldu ya. Vampirix diyelim. Vampirix. Vampirix karakterimiz. Şöyle. Oluşturalım. Yalnız deri rengini belki değiştirebiliriz. Çok koyu ya bu da. Böyle saç rengiyle beraber. Evet, şöyle yaptığımızda fena olmadı. Böyle girebiliriz.
This was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Şimdi hikayeye göre, hatta oyun başında görmüşsünüzdür, bir hikaye döngüsünü izlemişsinizdir. Biz daha önce vampir krallıkları varmış bu bölgede. İşte vampirler insanlara hükmediyorlarmış. Vampir kralların çehresinde insanlar yaşıyorlarmış. Daha sonra insanlar isyan ederek bu vampirleri yok ediyorlar. Öldürüyorlar ve krallıklarını tamamen bitiriyorlar ve vampirler uykuya çekiliyor. Uykuya yüzyıllarca vampirler ortaya çıkmıyor ve bu uykudan biz de yüzyıllar sonra uyanıp insanlara tekrar zulüm oluyoruz. Tamamen hikayenin ana teması bu halde. Yani asırlar önce vampirler buralarda yaşamışlar, krallıklar kurmuşlar. Hatta onların kurduğu krallıkların, şatoların belli kalıntılarına ulaşacağız. Burası da yüzyıllar boyunca işte uyuduğumuz yer olarak bizi karşılıyor. Şimdi buradan amacımız kaçmak. Bir an önce insanların bulunduğu bölgeye base'imizi kurmak. Burası mezarlık arkadaşlar. Burada insan bulamazsınız. Tamamen yaratıklarla ve iskeletlerle dolu bir bölge. Önümüze gelen iskeletleri önce yok edeceğiz. Benim ilk baş bakın görevim 15 kemik topla diyor. 30 kemik topla diyor. Pardon. Böyle yapılara yok ederek onlardan da birkaç bir şey bulabiliyorsunuz. Bakın buradan taş çıkartabiliyoruz. Görevi yaptık. 30 kemik, bir tane kemik kılıç üret diyor. Bu arada R tuşuyla da bir yeteneğimiz var. C tuşuyla da yeteneğimiz var. Şimdi C tuşunu göstereceğim. Mesela bana saldırırken C'ye bastığımda bir kalkan oluşturuyor. Kalkan eğer patlarsa, o anda düşman bana vurursa kalkan patlıyor. Ben hasar almıyorum. Tam tersi belli miktara can kazanıyorum. C tuşuna bastığım zaman bakın bu kalkan burada. R tuşu da bir kan artık topu mu atıyorsunuz bilmiyorum, böyle kan topu gibi bir şey atıyorsunuz düşmana. O da belli bir hasar veriyor. Böyle mezar içinde birkaç eşya bulabiliyoruz. Bakın mezarları işte açarak, yıkarak onlardan taş, artık her neyse onları buluyorum. Benden kemik kılıç üretmemi istiyor. Tab tuşuna bastığım zaman benim işte burada panelime ulaşıyorum. Kıyafetlerimi koyabileceğim yerler burada işte. Eşyalarımı görüyorsunuz burada. Üretim yeri dediğimizde kemik kılıç üretiyormuşum ilk başta. Bu panel temel üretme paneli burada. Daha farklı şeyler üretmek için ekstra şeyler yapmamız gerekecek. Atölye motölye yapmamız gerekecek. Ama temel şeyler burada dostlar. Ekip bana geldiğimde sağ klik bastığımda bakın kılıç direkt bir yerine geldi. Yani bunu buraya da alabilirim. 5 yerine. 5'e bir daha bastığımda kılıcı yok eder. Bir daha bastığımda kılıç geri gelir. Bunu ben 1'e almak istiyorum. Artık bir kılıcımız var. Düşmanlara daha fazla vuracağız. Bir de burada sıyrılma şansımız kan örtüsü var. Space tuşuyla böyle düşmanlardan kaçabiliyoruz. Ve kaçtığı zaman arkasında kendisinin bir kopyasını bırakıyor. Düşman ona saldırabiliyor. Yani bakın iyi izleyin şimdi. Mesela düşman geldi. Şöyle yaptım. İyi izleyin. Düşman ona saldırıyor. Onu ben zannediyor. Bir kopyasını bırakıyor sıyrıldığında. Bunun özelliği o. Şunu değiştirme şansımız var, o sıyrılma şansını. Ama tabi ilerleyen zamanda yetenekler gelecektir. Şu an fazla bir yeteneğimiz yok. Kemik kılıç kullanarak düşmanları katlet diyor.
3 düşman katlettim. Ele geçi dersek anca görev biter. Şimdi kemik yüzük yapmamı söylüyor. Kemik yüzük için de yine kemik lazım. O üretsin. Yine C tuşuyla şöyle bir can kazanalım. Onu da üret. Direkt taktı. Gölge ok kullanarak düşmanları vur. Gölge ok şu R tuşuyla kullandığımız kan topunu atmamı söylüyor. Evet. Oyunda bir FPS sıkıntısı var. Oyun yarım oyun olduğu için. Bazen FPS düşüşleri olabiliyor. Biraz da programı açtığım için bu video çekme programı. Normalde FPS düşüşü olmuyor bende ama video çekme programı biraz yük bindirdiği için bazen düşüşler olabilir. Ama oyun şu an haliyle çok çok daha iyi. İlk başlarda çok daha fazla bir FPS düşüşü oluyordu. Da gayet normal erken erişim oyunu sonuçta. Yakın zamanda güzel bir güncelleme gelecek. Birkaç güncellemeden sonra ana oyunun geleceği söyleniyor. Evet, şimdi gelelim kemik göğüslü, kemik pantolon, kemik muhafız eldiveni ve kemik muhafız çizmesi üretmemi söylüyor. Ben öncelikle göğüslükten başlıyorum. Bayağı bir kemiğe ihtiyacımız var. Biraz şunlardan kemik kazanmak lazım. Bu da ilk başta kemik kasabilirsiniz. Kemik oyuna zor bulunur. Kolay bulunan bir şey değil. İlerleyen safhalarda çok daha zorlanacağız kemik bulmak için. O yüzden şimdiden bulmuşken hem burada tahta da var, odun da var. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz bu mezarda. Taş da var. Kemik de var, sıçan da var. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi göğüslüğü yaptık. Direkt takmış. Pantolon üreteceğiz. Evet, kemiklerimizi aldık. Şunları da yok ediyorum. Pantolon ürettik. Yalnız şeyde eldivende ve çizmede hayvan postu istiyor. Hayvan postunu buradan bulamayız. Buradan çıkmalıyız onun için. Hemen şöyle bir şunları yok edelim. Evet. Bunu da yok ettik. Biraz kemik toplayalım gitmeden önce. Hatta şunlardan toplayabiliriz ya. Şurayı bir yok edelim. Daha sonra gidelim. Oyun tamamen toplama üzerine. Hayatta kalma oyunu olduğu için. Tek başınıza oynanır mı? Evet oynanır. Şimdi şöyle düşünün. Daha fazla insan olup daha fazla ihtiyaç gerekiyor. Şimdi sen mesela kıyafet düzeceksin üzerine. Silah yapacaksın. Tek kendini düşünüyorsun ama ekip oldun mesela 5 kişi veya 4 kişi olduğunu düşün. Mesela herkese yapmak zorunda kalacaksın ve uğraşacaksın. Tabii birçok kişinin olması da güzel oluyor. Hem ekip oyunu oluyor hem daha zevkli bir hale geliyor. Ama tek başına oynanmaz diyor kimisi ama bence oynanabiliyor ve kanıtı var. Ben oynadım gayet de rahat oynadım. Ya, bir şeyleri biliyorsanız bu oyunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Önemli olan bu rehber serisidir. Bu rehber serisini izleyin. Eğer oyun hakkında bilginiz yoksa rahat bir şekilde oynarsınız. Hiçbir zorluk çekmezsiniz arkadaşlar. Sıçanlar önemli. Sıçanları toplayacağız bol bol. Bulduğumuz sıçanları tamamen toparlıyoruz. Bakın envanterimizde her şeyi bulmuşuz. Topaz bile bulduk. 5 tane sıçanımız var. Şimdi Fairbane Woods'a git diyorsunuz. Buradan dostlar başlarken öncelikle sol taraftan başlamak her zaman daha iyi olacaktır. Sağ taraftan doğu tarafından başlarsanız burası biraz daha zor. Seviyeleri daha yüksek düşmanların. Bu taraf daha iyi olacaktır bizim için. Evet, sonunda ormanlara vardık. Shift tuşuyla yüksekten atlarsınız. Baktınız aşağıda bir yükseklik var. Shift tuşuna bastığınız zaman direkt karakteriniz aşağı atlar. Eğer atlanabilen bir yerse tabii ki. Şunu da biraz yok edelim de. Mezarlardan falan birkaç bir şey almam lazım. Evet böyle toparlayacağız maalesef ilk başta. Bayağı bir şey stoklamam gerekiyor. Kemiklerimi alıyorum. Bu kemikler var ya veli nimet. Oyun başında aslında eğer
Oyunu böyle çok şey oynamak istiyorsanız bu kemikleri toparlayabilirsiniz. Ben aslında o geldiğimiz yerde pek fazla bakmadım ama orada birçok yer vardı. Mezarlık falan vardı. Evet, Farbane ormanlarına sonunda varmış bulunuyoruz. Şimdi bize hayvan postu lazım. Kurtları öldürerek hayvan postu veya geyikleri öldürerek hayvan postu elde edebiliyoruz. Burada bir ışınlanma noktası var. Onlara da geleceğim ilerleyen zamanlarda. Bir mezarlık daha bulduk bu arada. Evet, kurtlarımızı bulduk. Şimdi gelelim kan emmi olayına. Bakın, bunu öldürmeden şu bizim kanımız. Bakın, kan havuzumuz yavaş yavaş düşecektir. Kana susamaya başlıyoruz. Şimdi kemikli iskeletleri sonuçta kan olmadığı için onların kanını ememek. Ama bunun kanını emme şansımız var. Bakın, üzerine geldiğimizde %2 bir şey gösteriyor. Yaratık diyor, %2 diyor. Bu kan oranını gösteriyor. Her bir insanın veya hayvanın kan oranı vardır. O kan oranı ne kadar yüksekse size vereceği bonus daha fazla oluyor. Daha fazla güçleniyorsunuz. Bunun fazla yüksek değil ama kana ihtiyacım olduğu için bakın belli bir cana geldiği zaman F tuşu orada beliriyor. F tuşuna bastığınızda onun kanını emiyorsunuz. Bakın kan havuzumuz full oldu. Ama %2 bu pis bir kan. Çok iyi bir kan değil. Daha iyi kan bulduğumuzda onu emmeyi düşünüyorum ama şu anda idare eder. En azından ölmememi sağlar. Sıçanları da yiyebilirsiniz bu arada. Sıçanlar da pis kandır. Onlardan da %0 etki kazanırsınız. Peki bu yüzdelik olarak ne değiştiriyor oyunda? Yani %100 alsam mesela ne değişecek? Şu değişecek. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. seviye görünüyor burada. Görüyorsunuz değil mi? Bu 5 seviyeye kadar size belirli bonuslar verdiğini gösteriyor. Şu an biz 1. seviyedeyiz. Çünkü bunun kalitesi çok düşük. Kanın kalitesi düşük olduğu için ilk seviyede ki bize bonusu vermiş. %3, %15 hareket hızı vermiş. Bu %100 kan olsaydı 5'e kadar bütün bonusları bize verecekti. 10-25 artırılmış güneş direnci verecekti. %10, %20 hasar azaltma verecekti. %150 artırılmış can inleme verecekti. Yukarıdaki tüm etkileri %30 takviye edecekti. Yani bayağı bir özellik verecekti. Bunlar bir daha çıkmaya başlıyorlar. Zamanla. Tamam, şimdi hayvan postu lazım. Şunu bir öldürebilir miyim şöyle? Bunda bir şey var ama. Ha şimdi anca gördü. Hayvan postu %2. Güzel bulabilirsek onu. Canı gitmiyor bak. İlginç. Ha şimdi anca gitti. Evet, hayvan postlarını bulduk. Şunları yavaştan yapmaya başladım. Buradan geçelim artık. Bir işimiz yok. Bunu kaç mesela? %12. Bak bu güzel. Biraz daha iyi hiç olmazsa. Bu arada kan emerken düşmanlar size vurabilir. Dikkatli olmalısınız. Bakın bir de şey arttırdı. %3, %15 hareket hızı. Şeyi de arttırıyor. Şimdi bazı yeteneklerde bir bar var. O barı arttırıyor. Daha fazla bonus veriyor. Bakın 1, 2 ve 3'te bar var. Diğerine bar yok ama 3'e kadar kanın kalitesi daha yüksekse onlardan daha fazla bonus elde edebiliyorsunuz. O da güzel bir ayrıntı. Şimdi bir tek çizme kaldı. Çizmemizi de yapalım. Diğer göreve geçelim. Kurdun kaç? %9. Daha kötü o. Görevi yaptık. Bütün setlerimizi yaptık. Görüyorsunuz. Şöyle. Bütün setlerimiz hazır. Kemik balta üret diyor bana. Bakalım baltalarımız gelmiş. Kemik baltamızı ürettik ve ağaç kes. 3 tane ağaç kesmemi söylüyor. Temel bu görevlerimiz. Bundan sonra base kurmaya başlayacağız. Tabii önce temel görevleri yapmak lazım. Bak ürettik. Bunu ikinci yere almak istiyorum baltayı. Daha kolay ulaşmak için ikiye bastığımda direkt ağaçları artık kesebiliriz. Kılıçla da bunu kesme şansınız var ama balta ile daha çok odun alırsınız. Daha hızlı kesersiniz. Hem de körelmemiş olur hızlı bir şekilde. Silahların belli dayanma oranı var. Bir kılıçla taşa vurursan daha fazla
kılıç körelecektir veya ağaca vurduğunda kılıçla daha çok çabuk körelecektir. Balta kullanmak daha mantıklı. Ele geçir diyorum. Tamam, bunu da yaptık. Kemik gürz üret diyor şimdi bana. Hemen kemik gürze gelelim. Gürz de taşları ezmek, parçalamak için. Odun toplayabiliriz bu arada. Boş durmayalım. Oduna çünkü çok fazla ihtiyacım var. Base kurmak için. Tamam, yeterli şimdi bunlar. Şunu da 3'e aldım. Taşı parçalı. Kaç taş? 3 tane taş parçalayacağız. Kaya parçalayacağız. Güneş doğdu. Güneşe çıkamıyoruz vampir olduğumuz için. Tabii çıkabiliriz. Belli bir yanma süremiz var. O süre içinde dışarıda durursak ölürüz. Zamanla tabii cana gitmeye başlıyor. Bayağı bir cana gidiyor. O anda ekran böyle ışıyor. Bakın iyi izleyin şimdi. Çok fena ekranda böyle parlama oluyor. Göremiyorsunuz resmen. Gündüzde bir yere gitme şansınız var. Ağaçların altından geçip veyahut da belli böyle yerlerin altından geçip gölgeden gidip öyle bir yere ulaşma şansınız da var. Yok değil. Ama riskli. Düşman falan gelirse bayağı bir sizi uğraştırıyor. Gündüzliğin. Bunu da yaptık. Ele geçir diyorum. Kale kalbi ve sınırları oluştur diyor. Şimdi evet geldik kale kurmaya. Tabii kale ilk başta böyle base kurma. Bir bölge kurma aslında. Kale kurmuyorsunuz da. Basit bir şekilde kendi yerimizi belirlemek istiyorum. O belirleyeceğim yeri uygun bir yere yapmak istiyorum. Tabii ben burayı yapmıyorum hiçbir zaman. Hem size en uygun yeri göstereceğim. Oraya gidelim. Bunları almak önemli. Bakın bitkiler var. Kar çiçeği bitkisi mi? Böyle bitkiler vardı. İnsanları bulduk da 16 level. Hemen ona kaçmak lazım şöyle. Seviyesi bayağı yüksek. Ben şurayı seçiyorum genelde. Orada maden de var. Madene yakın bir base kuracağım. Buradan bir karşıya geçelim. Şurada bir yerde kuralım. Veya devam edelim. Şurada kuralım arkadaşlar. Şurası uygundur. Oraya gidelim. Biraz yukarı kurmakta da şöyle bir fayda var. Şimdi siz oyunda ilerledikçe, seviyeniz yükseldikçe yer değiştiriyorsunuz ve yukarı çıkmaya başlıyorsunuz. Şu taraflara falan geliyorsunuz. Bu sefer base ile arası çok uzadığı için sizi bayağı uğraştırıyor. Biraz yukarı base kurmak önemli. Tabi burada biraz sıkıntılar var. Levelleri yüksek bunların. Dikkatli olmalıyız. Şöyle bir geçelim. Tarafa. Yukarı koyalım base'imizi. Niye yukarı istiyorum? Buraya bak mesela etrafı çevrili. Buranın biraz yüksek olduğu anlamına geliyor. Burada boss var. O boss'a daha sonra geleceğiz. Şu an o boss'u öldüremem. Alfa kurt. Aslında öldürme şansım var hepsiyle beraber. Bir deneyelim bakalım. Böyle boss'ları öldürerek onların özelliğini kazanıyorsunuz. Şimdi bu alfa kurdun canı gidiyor çünkü düşmanlara saldırdığı için böyle yakalamış bulundum bunu şu an. O yüzden saldıracağım. Şunları almak lazım. Düşmanları hemen yok etmek için F tuşu belirlediğinde F'e basarak direkt canı azaldığında yok edebiliyorsunuz o şekilde. Şu an yıkıldı bu alfa kurt. Heh. Üzerime gelecek. Of çok fena vuruyor yalnız. CTL'ye basarak şöyle yapar kan tedavisi yapma şansınız var ama şu an pek o şansım yok gibi. Heh, şöyle vursun bana. Elini gölgeye. Güneş de var anam. O kötü oldu. Hop 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 yakalanacağız. Kurdun gelmesi iyi oldu ya ilk başta. Kurtar çünkü ihtiyacım var. Şimdi F tuşuna basarak, basılı tutarak bunun kanını içeceğim. Alfa kurdun, boss'un. Boss'ların kanını içerken saldırı almıyorsunuz. Sadece bu bir kıstas var ama normal şeylere saldırılırsınız. Dikkatli olmalısınız. Ve boss öldüğünde etrafı paramparça eder. Bütün düşmanlar ölür.
Ağaçlar yıkılır. Bu ilk boss'tu. İyi denk geldi yalnız. Şaka maka. Şimdi bu boss'u aldığım için onun özelliğini aldım. Artık kurt olabiliyorum. Kurt formuna girebiliyorum. CTRL tuşuna basılı tuttuğunuzda şuraya panele ulaşırsınız ve buradan kan tedavisi. Kan tedavisi de şu. Şu siyahlık var ya, bu belli oranda tedavi olabileceğim anlamına geliyor. Kan tedavisine bastığınızda kanınızı belli miktarını içerek, daha doğrusu kullanarak böyle can kazanabiliyorsunuz. Kurt formunun da şöyle bir özelliği var. Kurtlar bize saldırmıyor kurt formuna dönüştüğümüzde ve daha hızlı gidiyoruz. Şimdi gideceğim base burası değil. Buradan böyle gideceğiz. Pardon. Buradan yukarı çıkmak lazım. Buradan buraya çıkacağız. Buradan çıkış var mı? Buluruz ya çıkışı. Sonunda ay yükseldi. Artık bizim günümüz. Bizim saatlerimiz. Rahat bir şekilde gidebiliriz. Eşkıyalar var. Oo, bunun nişancı leveli görünmüyor. Çok zorlu bir düşman. Bakın yukarı çıkma yerini göster. Şuradan yukarı çıkma yeri varmış. Oradan gidelim. Daha korunaklı oluyor yüksek yerler. Ben size oyun başına neden bahsetmiştim? Eskiden vampirlerin olduğundan bahsetmiştim. Mesela burada bir vampir varmış önceden. Yapılarını görebiliyorsunuz. Orada kale varmış aslında. O vampirin kalesinden kalan kalıntılar. Bunları bir temizlesek iyi olur. Hop, bunlar da iyi saldırıyor ya. Kanları ne kadar bunlar? %25. Fena değil. Alabiliriz onu. Senin kaç? 4. Tabi öldürmeme kaydıyla. Öldü maalesef. O iş geçti. Emelim şunu da. Biraz kana ihtiyacım var burada çünkü. Bunda kaç kan? 2. Bunun leveli yüksek. Evet dostlarım, burada ilk bölümün sonuna geldik. Ben bu şimdi bunu rehber serisi yapacağım için ilk bölüm aslında bir kale kalbi inşa edip böyle bitirsek daha iyi olacak. Hem onu da ben size göstermek istiyorum. Şimdi kale kalbini. Oo, burada şey var. Kaçak avcı var. Yüzde kaç? %12 mi? Tam göremedim. Tam görünmüyor. Bir dakika. %1 diyor. Çok kötü. İki tane var aslında orada. Burada mesela kale kalbi varmış daha önce. Vampir kale kalbi inşa etmiş. Kan tipi değişti. Şimdi her kanında farklı bir kalitesi var. Hayvan kanı daha farklı bonusları var. İnsan kanını diğer insanların, işte güçlü bir insanın veyahut da okçu bir insanın, serseriymiş mesela bu serseri kanı. Asker kanı var mesela. Hepsinin farklı farklı bonusları var. Bunun bonusu da silah saldırılarında %10, %20 kritik vuruş şansı veriyormuş. B tuşuna bastığında yapı şeyine geçiyorum. Moduna geçiyorum. Bakın bir kale kalbi, işte kalenin etrafını çeviriyoruz falan. O şekilde. Burada panel bizi karşılıyor. Şimdi tam ortaya doğru ben aslında kuracağım. Çok büyük base kurmayı düşünmüyorum burada. Ama gene de fena bir yer olmayacaktır. Şuraya kurabiliriz. Etrafını rahat bir şekilde boşluk istiyor. Tamam. Biraz şuraya bir tam ortaya kuracağım da büyütürsek kale kalbi tam ortada olsun. Hem taşımız da toplanıyor böylelikle. Şimdi olması lazım. Heh. Kale kalbini kurduktan sonra etrafını böyle 20 tane mi? Kaç tane var? 19 tane etrafını genişletme şansım var. Bunu yapmadan bir şey kuramazsınız bu alanda. Tabi bunu yükseltme şansımız var. Şu an seviye ilk seviyesi olduğu için bazı yükseltemiyoruz. En azından temel olarak yükseltmiş olduk. Yeter. Çünkü kanözü istiyor. Taş istiyor bunu yapmak. Şimdilik böyle kalabilir.
açık kalsın. Daha sonra bunu değiştireceğiz. Evet dostlarım, burada ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde ben burayı temizleyeceğim bir güzel. Buraya da şey lazım. Kale kalbine. Kale kalbi yavaş canlıdır. Yavaş yavaş ölür. Ölmesin diye. Kan özü koymanız gerekiyor. İyi, 8 tane koydum. 1 saat 56 dakika boyunca hayatta kalacak ve daha sonra öleceğini söylüyor. Ne kadar fazla koyarsak o kadar daha fazla hayatta kalır. Siz oyundayken bu zaman işler. Oyundan çıktığınızda zaman işlemiyor. Direkt bu görevde bitirdiğimizde bu da arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Dostlarım lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.